Elektrikli Otomobil Haber. Arkadaşlar herkese selam. Paris Otomobil Fuarı'ndayım. Fransız markaların ev sahipliği yaptığını görüyoruz. Ancak Alman otomobil üreticileri de bu fuarda yerlerini aldılar. Katılımcı sayısını arttıran, değişiklik olmasını sağlayan bence Çinliler. Otomotiv dünyasındaki son gelişmeleri burada göreceğiz. Şimdi fuarı dolaşmaya başlayalım. Arkadaşlar herkese selam. Telefonlarımızın ve tabletlerimizin ekranlarının çizilmesini ve kırılmasını önlemek için ekran koruyucu gibi önlemler alıyoruz. Onlara gözümüz gibi bakıyoruz çünkü çok pahalılar. Ancak otomobillerdeki bilgi ekranlarımız için aynı şeyi yapmıyoruz. Herhangi bir önlem almıyoruz. Halbuki otomobillerdeki bilgi ekranları da cep telefonları ve tabletler kadar pahalı. İşte sizlere bir çözüm önerisiyle geldim. Kullandığım ve memnun kaldığım bir ekran koruyucuyu sizlere öneriyorum. Temperli cam yerine IPG Proactive filmler cihazınıza olası zararları önlüyor arkadaşlar. Ekrana zarar vermeden kolayca uygulanabiliyor. Kırılmaz ve çizilmelere karşı dayanıklı. İstenildiğinde ise arkasına iz bırakmadan sökülüyor. IPG'de yüzlerce otomobil modelini için ekran koruyucu var. Aynı şekilde motosikletler için de ekran koruyucular var. Bu arada bu ürünü üreten benim üniversiteden arkadaşım. Yani şanslısınız. Benim adımı söylerseniz mutlaka size bir indirim yapacaktır. Aşağıdaki siteye myipg.com'a girin. Sadece elektrikli otomobil habere özel %20 indirim kazanın. İndirim kodu UFUK20. Burada çok enteresan, Türkiye'yi de ilgilendiren yepyeni bir modelle karşılaştık. Dünya lansmanı yapıldı. Volkswagen Tayron arkadaşlar. Enteresan bir model UFUK abi. Ben şaşırdım yani. Aslında şaşıracak çok da bir şey yok bir yandan da. Türkiye açısından güzel bir model olacak. Hem plug-in hibrit versiyonu var, hem konvansiyonel motor versiyonları var. Boyutlar büyük. Türkiye bunu sever. Ben içini oldukça sade buldum. Bu araç Touareg Tiguan arasında konumlandırılacak. Oldukça büyük bir multimedya ekranı var. Yaklaşık 15 inç, 10 inçlik bir gösterge ekranı var. Çok sade tasarlanmış. Şuradaki aydınlatmaları Tiguan'dan hatırlayacaksınız arkadaşlar. Bagaj hacmini de size göstereyim. Oldukça büyük bir bagaj hacmi var. Stoffer grubunu gösteriyorum. Yine aydınlatmalı Volkswagen logosu burada. GAC grubun CEO'su şuradaki beyefendi. Rakipleri dolaşıyor. Biliyorsunuz Paris Otomobil Fuarı'nda birçok Çinli marka da katıldı. Fakat ilgimi çeken, daha doğrusu dikkatimi çeken böyle kalabalık bir grup halinde dolaşmaları. Önde CEO, arkasında kurmayları, onun arkasında diğer yetkilileri. Volkswagen standının her yeri şu anda Çinli oldu. Renault standında birkaç tane yenilik var. Hemen onları size göstermek istiyorum. Onlardan bir tanesi Twingo. %100 elektrikli üretilecek. Eski Twingo'nun DNA'sı korunmuş, tasarım çizgileri korunmuş arkadaşlar. Oldukça güzel bir tasarım olmuş. İlk otomobillerimden bir tanesi Twingo'ydu. Twingo'yu seven bir insan olarak bu Twingo'dan da hoşlandığımı söyleyebilirim. Renault'daki yenilikler Twingo ile sınırlı değil. Size hemen başka bir model daha göstereceğim. Renault 4, %100 elektrikli. Renault 5 ile aynı platformu paylaşıyor. Aynı iç mekan Renault 5 ve Renault 4'te de var. 300 ve 400 km menzil sunan iki farklı batarya var. Stoffer'lar, Renault yazısı, Renault 4. Oldukça da kalabalık, zor çekim yapıyoruz. Şimdi başka bir standa doğru yola çıkalım. Fuar alanında dolaşmaya devam ediyorum. Volkan Demirkuşak da yanımda. En son 2022 yılında bu fuara geldiğimizde Fransızlar dışında neredeyse kimse yoktu. 6 marka hatırlıyorum sadece Ufuk abi. Yani 2 tane Fransız marka vardı. BYD vardı, Isuzu vardı aklımda kalan. Renault ve Dacia olmasa fuar gerçekten öldü demiştik. Yerlerde Alflex yoktu. Yine Alflex yok. Ama şunu fark ettim. Bence biraz Fransızlar ve Avrupalılar Çinlilerden korkmuşlar. Fuarları boş bırakmıyorlar. Gelmeye başlamışlar. Volkswagen var, Audi var, BMW var. Alman markalar var ama bunun yanı sıra da Çinliler de var. Çinliler hakikaten rüzgar gibi geliyorlar. Avrupa'da şu anda otomobil dünyasında bir sıkıntı yaşanıyor. Rekabetten kaynaklanıyor. Çinlilerin ne elektrikleriyle ne de normal konvansiyonel motorlarıyla başa çıkamıyor. Maliyetler orada çok daha uygun biliyorsun. Türkiye bile bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Yani biz bile rekabet etmekte zorlanıyoruz biliyorsun. Yerli markalarımız bile rekabet etmekte zorlanıyor. Avrupalılar zaten biliyorsun pazar kaybetmeye devam ediyorlar Çin'de. Yani evet, özellikle Volkswagen inanılmaz bir kayıp yaşadı. Biliyorsunuz orada güçlü bir Tesla var. Tesla burada da var bu arada. Onu da göstereceğiz Ufuk abiyle size. Yeni modeller geliyor, teknolojiler geliyor. Yani rekabet etmek zor. Maliyetler zor. Dolayısıyla eğer böyle fuarları da Avrupalılar kaçırırlarsa iş işten
geçer diye düşünmüşler. Belli ki gelmişler. Şimdi fuarın bütün standlarını dolaşamadık ama değişik modeller, markalar vardı. Şu gördüğümüz standta seni en etkileyen ne oldu, kim oldu? Ben Renault 4'ü çok beğendim. Hoşuma gitti. Tasarım güzel. Renault 5'e de benziyor. Renault 5'i de beğenmiştim. Şurada çok enteresan mini bir mikro araç var, elektrikli. Ligia diye. Fransız malıymış. 280 euroya falan alabiliyormuşsunuz. Paralara bakın bu arada. 280 euroya kendinizi bir yerden bir yere götüren bir araç alabiliyorsunuz. Kia'nın bir konsepti var. Geçen Hannover fuarında da görmüştüm. Ne yaptı o mu? Ha. İç gibi. Fuarda biliyorsunuz arada böyle enteresan şeyler oluyor. Bunu da koyarlar bence. Kia'da çok güzel bir ticari araç konsepti var. Citroen'i merak ediyoruz. Citroen'de de makyajlı C3 ve C4 Aircross olacak. Onlara da bir bakalım. Ondan sonra konuşalım. Evet. Hadi. Hadi dolaşıyoruz. Evet, Citroen standındayım. Citroen standında beni amiler karşıladı. Türkiye'de de güzel satış rakamlarına ulaşan, tercih edilen bir model Ami. Bu yıl 4. yaşını kutluyor. Onun için de özel bir kutlama yapılmış ve özel bir konsept tasarlanmış. Ami'nin 4. yıl kutlaması için Ami Buggy Vision demişler adına. Şöyle hemen etrafında dolanayım. İçiş bir şekilde plajlarda kullanılacak bir tasarım olmuş. C5 Aircross konsept farlar çok dikkat çekici. Çinliler arasında öne çıkan bir marka var arkadaşlar. O da BYD. BYD'nin Seal UDM-E diye geçen plug-in hibrit modeli. Burada enteresan bir şey yapmışlar arkadaşlar. Arazide de bu şekilde kullanabileceğini gösteren bir modelleme. Üzerine çadır bile kurabiliyorsunuz. Araziye çıkabiliyorsunuz. BYD Türkiye'de yatırım kararı aldı arkadaşlar biliyorsunuz. 1 milyar dolarlık ve kuracağı fabrikada büyük ihtimalle Seal plug-in hibrit modeli üretilecek. Elektrikli modeller de var. Onların da üretilmesi planlanıyor. BYD'nin bir elektrikli batarya ünitesini şu anda burada görüyoruz. Yangwang U8 arkadaşlar. Bu otomobilin en önemli özelliği BYD grubuna ait bir premium marka olması. Şu anda görüyorsunuz. Kia standında geleceğin ticari aracını görüyoruz. LED yazılar var arkadaşlar. Hava durumunu gösteriyor. Arkadaki sürücülere buradan mesajları yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Kare formunda bir tasarım var. Sis farları ve otomobilin içi arkadaşlar. 5 kişilik bir oturma kapasitesi var. Sürücünün yanında bir ön yolcu koltuğu yok. Minimal bir tasarım olmuş. Güzel bir konsept. Kia EV3 %100 elektrikli bir model. Türkiye'ye de gelecek bu model. Biliyorsunuz Kia EV9 oldukça beğenilmişti Türkiye'de. Burada da beğenildiğini görüyoruz. Şimdi de Alfa standındayım. Alfa Romeo 33 Stradale özel bir otomobil arkadaşlar. İnsanı baştan çıkartan bir otomobil bu arkadaşlar. Direksiyona geçmek için acayip bir özlem hissediyorsunuz. Direksiyon, kadran, vites, koltuklar. İnanılmaz stoplar, çift egzoz, karbon fiber kaplamalar. Gerçekten insanın dişlerini uzatan bir otomobil. Piste çıkıp gazlamak istiyor insan. Fuar alanında Türk influencerları da, YouTuberları da gördüm. Aslan Bey. Aslan Bey. Alfa standında karşılaştık. Bak şu ayıp var. Ha, Tayland. Ya her yer Türk dolu. Ya evet ya, çekim yapamıyoruz Türk arkadaşlardan dolayı. Selam nereden? Selam. Tanıyorum ben sizi bir yerden ama. Pardon, çantanızı. Tüyap da mı şimdi? Evet ve Alfa kırmızısına döndü. İnanılmaz bir manzara var şu anda. Ve arkadaşlar Alfa Romeo standında bir başka model daha var. Satışa sunulmuş olan Junior. Son dönemde Alfa Romeo'da dikkatimi çeken tasarımlardan bir tanesi bu. %100 elektrikli bir model. Siyahı da oldukça güzel görünüyor. Evet, şimdi Çinlilerden birisine doğru ilerliyorum arkadaşlar. Xpeng de iddialı markalardan bir tanesi, Çinli markalardan bir tanesi. G6 modeli. Bu G6 modelini arkadaşlar ben sizin için Danimarka'da test ettim. Ayrıntılı olarak test sürüşünü yayınlayacağız. Bakın içine. Gösterişten uzak ama kaliteli bir hissiyat veriyor. Oyunun arka tarafı da böyle. Arka taraf bagaj oldukça yeterli bir
bagaj altı sunuyor. Xpeng'in bir başka modeli daha var. G9. Devasa büyüklükte bir aile aracı. Şöyle görüyorsunuz çizgileri. LED farları. Xpeng'de bir model daha var arkadaşlar. P7 Plus. Yine Xpeng'in tasarım çizgilerini bu modelde de görüyoruz. Bu arada ilginç bir otomobil buldum. Daha doğrusu bir ticari araç konsepti. Estafelte. Bu araç Renault Pro Plus'ın geliştirdiği bir konsept. Çok enteresan. Geleceğin ticari araçlarına bir örnek sanıyorum. Stopları size göstereyim. Kayar bir bagaj kapağı. Aracın ön tarafı görüyorsunuz, aydınlatmalı logo. Renault'un ticari konseptini de bu şekilde göstereyim arkadaşlar size. Böyle arkası, yükleme alanı. Valla oyuncak gibi yapmışlar arkadaşlar. Çok hoş görünüyor. Kameralar arkadaşlar şurada. Kendimi görebiliyorum. Oldukça şık görünüyor. Paris Otomobil Fuarı'na BMW de katıldı. Buradaki model New Class X arkadaşlar. Belki hatırlarsınız, elektrikli otomobil haber kanalında daha önceden şuradaki New Class'i size geleceğin BMW'lerinin tasarımını yansıtan otomobili tanıtmıştım. Bunlar BMW'nin geleceğini gösteriyor. Şöyle aydınlatmalı BMW ızgarasını görüyorsunuz. Kalanı görüyorsunuz ve BMW logosu oldukça hoş. Dacia Spring. Dacia'nın %100 elektrikli modeli. Türkiye'ye bir ara geldi. Çok az sayıda satıldı. Sonrasında ise satış şansı bulamadı. Çünkü biliyorsunuz Çinli elektrikli otomobillere uygulanmaya başlanan tedbirler nedeniyle Mayıs Dacia'nın elektrikli modeli Spring'i Türkiye'ye getirmedi. Sandero, Bigster, logoyu görüyorsunuz. 1.8 hibrit versiyonu otomatik olacakmış. Geniş bir iç hacmi ve oldukça büyük bir bagaj hacmi var. Biliyorsunuz Alpine Fransız marka pist otomobili bunlar. Yarış otomobilleri, heyecan verici otomobiller. Garajlardan, pistlerden yollara çıkacak arkadaşlar. 2025 yılından itibaren araç üretilecek. THK standındayım. Diyeceksiniz ki bu yepyeni bir marka mı? Hayır, değil. Bir Japon komponent üreticisi arkadaşlar. %100 elektrikli bir araç. İki tane arkada çift motor var. Önde de bir elektrikli motor var. Japon komponent üreticisinin gücünü göstermesi açısından enteresan. Valla ben tasarımı beğendim aslında. Hemen onu da söyleyeyim. Şimdi de Skoda standındayım. Bizi %100 elektrikli yeni Aerox karşılıyor. Oldukça şık bir tasarımı var. Şöyle hemen biraz arkasını da göstereyim size. Türkiye'de gelecek arkadaşlar. Rekabetçi fiyatlı bir girişi olursa Türkiye'de oldukça güzel iş yapacak diye düşünüyorum. Ve diğer elektrikleri burada. Enyaq Coupe. Skoda 2025'in ilk çeyreğinde bu modelleri Türkiye'ye getirmeyi planlıyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Enyaq Coupe. Şu Çek işçiliğinin ürünü olan kristal görünümlü ızgara, LED farlar, gündüz farları inanılmaz duruyor. Audi standındayım. Dünya premieri yapılan bir araç göstereceğim size. Q6 Sportback e-tron. %100 elektrikli bir otomobil. 650 km menzili var. 4.7 metre uzunluğu söz konusu. 0-100'ü arkadaşlar 4.5 saniye. Coupe formu bir tasarım var. Bu otomobilin Avrupa'da satış fiyatının 100 bin euro civarında olması bekleniyor. Türkiye'ye gelirse mutlaka iş yapar. Hemen arkamızda görüyorsunuz Tesla var. Volkan, çok fazla fuarlarda görmeye alışık olduğumuz bir şey değil. Ben ilk fuarda görüyorum. Bir de Münih'te galiba bir modeliniz, yenilenen modelini sergilemişti. Ama böyle bu şekilde birkaç tane modelini sergilediği bir stand ben görmedim. Demek geçen ki sefer Hannover'deki ticari araç fuarında Tesla'nın Truck vardı. Truck versiyonu vardı. Onun dışında binek otomobilleri genelde SES'te falan sergiliyor. Ha, demek ki o zaman şöyle bir yorum yapabiliriz. Demek ki artık gelmeye başladılar. Amerikalı Tesla fuarlara katılıyor.
fuarlarda boy gösteriyor. Kusura bakmasınlar, Almanya'da o kadar fabrika kurdular bir zahmette. Avrupa'yı bu kadar küçümseyemezsiniz. En sonunda biz bir Japon markayı da gezdik. Enteresandı. Yani aslında ben en çok Japonları bu arada sorguluyorum. Korelileri, Japonları sorgulamaya başladım. Yoklar değil mi? Hiç Japonlar yoklar. Yani evde yokuz. Kore'den bir tek işte Kia markasını gördük. O da elektrikli modellerini sergilemiş. Enteresan, evet. Japonlar acaba siniliyor mu? Bu konuyu da bir başka yerde bir açalım istersen. Bence de. Ha, değil mi? Yani Japonlar ve Koreliler otomotiv sektöründe neden bu kadar geride kaldılar? Geride mi kaldılar? Çinliler hakikaten tıpkı bize Çin'de anlattıkları gibi Çinlilerin sezonu mu? Yani bu gerçekten konuşulması gereken bir şey. Ama gidişat öyle gibi sanki yani. Evet, yani bu fuarın bende yarattığı izlenim şu arkadaşlar. Otomotiv dünyasında büyük bir rekabet var. Yani kartlar yeniden karılıyor diyebiliriz Çinlilerle birlikte. Rekabet çok yüksek, çok yoğun. Fiyatlar sıkıntılı. Otomotiv firmaları fabrika kapatma kararları alıyorlar. Zor durumdalar. Dolayısıyla burada onun savaşın belki ilk adımlarını bu fuarda gördük gibime geliyor bana. Türkiye'deki otomobil kullanıcısının daha iyi, daha teknolojik otomobiller kullanabilmesi için bizim yerli markalarımızın da yatırım yapmaya ihtiyacı var. En önemli şey o. Yani kimse artık kuru kuruya otomobil almıyor. Herkes tasarıma bakıyor, herkes teknolojiye bakıyor ve teknoloji maalesef Çinliler tarafından çok fazla geliştiriliyor. Bakın Tesla'ya bakın. Tesla bile zorlanmaya başladı. Yani dolayısıyla önümüzde de yeni markalar BYD'nin Türkiye'ye yatırım yapacağı gibi haberler de varken Türk markalarının da birazcık daha herhalde yatırım yapması gerekecek. Teknolojiyi önemsemesi gerekecek. Evet, şöyle görüyorsunuz. Devasa bir pick-up. Evet, kimileri beğeniyor bu otomobili. Kimileri nefret ediyor. Böyle enteresan bir durum söz konusu. Pick-up'ın dışında tabii başka modeller de var arkadaşlar. Model S, Model 3 de burada. Geçtiğimiz günlerde gösterilen Tesla'nın robotu da fuarda sergileniyor. İnsanların işlerini gelecekte elinden alacağı benziyor. Fuarı dolaştım. Pandemi döneminde 4 yıl bu fuar kapalı kalmıştı ve 2022 yılında pandemiden sonra ilk kez sergilenmişti, düzenlenmişti. Eski canlı günlerine yeniden kavuşmak üzere olduğunu gösterdi açıkçası. Çinliler vardı, Fransızların yanı sıra Alman otomotiv markaları da burada yer aldılar. İlginç bir fuar oldu. Fuarı Volkan Demirkuşak'la birlikte inceledik. Bakın başka arkadaşlar da var. Koray, Aslan. Sizden de iki satır alırsam. Bence fuar eski heyecanla kavuşmuş gibi gözüküyor. Çünkü sırf Avrupalı markalar yok. Çinliler hadi neyse ama Japonlar var. Şu an arkamızda bir Japon markası var. Önümüzde Amerikan markası Tesla var ki Tesla'ya çok şaşırdım. Almanlar burada, BMW'ler, BMW Mini burada. O da çok güzel bir durum. Yani bu kadar yeni otomobil, yenilikle birlikte otomobil sektöründe geleceği bir arada görüyoruz. Aslan, senin yorumun ne? Abi benim yorumum şu. Şimdi Avrupalılar biraz Çinlilerin gerisinde kaldıkları için kendilerini yeniden o şaşalı günlerine dönmek için böyle bu tarz organizasyonları yeniden canlandırmaya çalışıyorlar. Çünkü şunu gördüm fuarda, Çinli markaların standı inanılmaz ilgi görüyor. Evet, yani evet, Avrupalı üreticilerin standları o kadar canlı değil ama Çinlilerinki dolup taşıyor, herkes bakıyor bu araçlara. Gümbür gümbür geliyorlar. Yani Avrupalılar korkmakta haklı ama fuarlar onları kurtarır mı bilmiyorum. Bunu yaşayarak göreceğiz. Ama Çinlileri, yani önümüzdeki dönemde çoğumuz belki Çinli otomobil sahibi olacakmışız gibi görünüyor. Şimdi arkadaşlar, otomotiv dünyasındaki rekabet bize yarar. Aynen. Tüketicilere yarar. Evet. Daha ucuz otomobillere, daha teknolojik, daha kaliteli güvenli otomobillere bineriz. Dolayısıyla ben bu rekabetten acayip zevk alıyorum ve olması gerektiğini düşünüyorum. Yasaklamaların lütfen geride kalmasını gerektiğini düşünüyorum. Fuarlara gelirse, fuarlar otomotiv kültürünün artması ve yaygınlaşması için çok önemli. O yüzden ben fuar ortamlarını da seviyorum. Çünkü işte bakın, bütün yabancı markaları bir arada gördük. Rekabeti kıyaslayabildik. Ve otomotiv gazetecileri, yani bizler için de fuarlar mesleki ilerlememizin gelişmesi için de İlk çok önemli. İlk ağızdan bilgi alıyoruz. Şahane oluyor. Evet. Gelecek yıllarda otomotiv dünyasını büyük bir rekabet bekliyor arkadaşlar. Paris Otomobil Fuarı'nda da biz bunları açıkça gördük. Paris Otomobil Fuarı'ndan şimdilik hoşça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Takip etmeyi unutmayın. Senin yerine ben sallıyorum. Peki, hem de çekil. Güzel oldu. Çok güzel. Güzel bağladık. İşte böyle abi. Yardımlaşa yardımlaşa büyüyeceğiz.